Bu saygıyla selamlıyorum tüm esnafımıza. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Tabii ki takdir edersiniz ki dün saat 17 sularından bugüne değin yoğun kar yağışı ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı şekilde daha fazlasıyla beraber ilçemizde de yağmaya devam ediyor. Takdir edersiniz ki şu an itibariyle saate baktığımızda saat 15-30 suları ve şu anda yaklaşık ilçemizde 70-80 santim civarında yaklaşık 1 metre yağan kar yağışı var. Tüm ekiplerimizle beraber Gebze Belediyesi olarak vatandaşımızın huzur ve refahını sağlamak, evlerine erişim ve ulaşımını sağlayabilmek için tüm ekiplerimizle beraber gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Burada gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza, şahsım ve ilçem adına belediye ekip tüm personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki kar yağışı hala devam ediyor. Ve şu andaki çalışmalarımız, önceliğimiz ana karteller üzerindeki trafik akışını sağlamak, vatandaşımızın erişim ve ulaşımını sağlamak adına önceliğimiz ana karteller üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada tabii ara sokaklarda da vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz bu bölgeye en yakın iş makinelerini hemen ulaştırmaya, yönlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda belediyemizde kriz masamız var. Birim müdürlerimiz marifetiyle bu yönlendirme sekre idare çalışmalarımız devam ediyor. Şunu da ifade etmemiz gerekir ki yaklaşık ilçemizde 212 kilometre iş hat, ana karter yollarımızla beraber bir yol ağımız var. Burada tabii Gebze Belediyesi olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda karla mücadele ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bilinçli ve daha düzgün çalışma ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Burada 7 tane iş makinamız var. Bunların 2 tanesi grader, 2 tanesi hem yol ağını açan aynı zamanda tuzlama işlemini de gören makinalarımız var. Yine disipi kepçelerimizle beraber, graderlerimizle, iş makinalarımızla beraber toplam 7 araçla yolumuza devam ediyoruz. Ama ihtiyaç duyulursa özel sektörden de ekiplerimize takviye edip yolumuza devam edeceğiz. Karla mücadelemiz devam edecek. Şunu ifade etmem gerekir ki takdir edersiniz ki yaklaşık 15 günden bugüne değin 2 defa ana cadde üzerindeki kar temizleme çalışmalarımız oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu çalışmalarımız yapmamış olsaydık ana yollardaki çalışmalarımız daha ciddi derecede bizi sıkıntıya sokacaktı. Ama elhamdülillah bütün bunlara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen tüm ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Şunu ifade etmemiz gerekir ki her külfetin bir nimeti vardır. Kar rahmettir, berekettir, rızıktır. Bunu böyle ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bakın bizim 2019'un son diliminde, sonbaharında yağmur yağışları almadı bölgemiz. Bundan dolayı acaba sularla ilgili sıkıntıya mı gireceğiz diye tereddütlerimiz ortaya çıkmıştı. Ama Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bu yağan karın mutlaka bugün belki külfet gibi gördüğümüz, evet, akaryakıt giderlerimizin en zirve yaptığı bir dönemdeyiz ancak ama bugün baharla beraber bunun nimetlerinden de yararlanacağımızı ve çiftçimizin de baharla beraber yüzünün güleceğini buradan ifade etmek istedim. Buradan sadece vatandaşlarımdan istedim ki sorunlu olmadığı müddetçe özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını hasreten kendilerine istirham ediyorum. Tabii ki hastanemizde ve 112 acil ekiplerimizde paletli ambulanslarımızın olduğunu, vatandaşımızın hastalığında, rahatsızlığında da herhangi bir tereddüde meydan vermemelerini, ihtiyaç duyulduğunda bizim ekiplerimizin de anında kendilerine yardım elini uzatacaklarını buradan ifade etmek isterim. Şunu da ifade etmek isterim ki eğer zor durumda olan, evinde yakacağı olmayan, yakacak odunu kömürü olmayan vatandaşlarımız varsa, mutlaka sıkıntıları varsa bununla ilgili de belediyemizi mutlaka arayıp bizleri bilgilendirmelerini ve onların tüm ihtiyaçlarını gidereceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim ki ben tekrardan bizi anlayışla karşılayan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu nimetin, bu külfetin nimetini de beraber görmek dileğiyle diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şu anda yine karla mücadele ekiplerimizle beraber şu anda Dayıoğlu Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Ben öncelikle tüm ekiplerimize bu özverili çalışmalarından dolayı şahsım ve sizler adına kendilerine teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki şu anda yaklaşık 1 metre civarında kar var. Yağış hala devam ediyor. Ama ekiplerimizle 7 adet karla mücadele aracımızla beraber
Şu anda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Görüyorum ki şu anda ana kartellerde ulaşım açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını hep beraber gözlemliyoruz. Ve ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii buradan şunu ifade etmem gerekir ki her külfetin bir nimeti vardır. Bugün belki kar yağışını külfet olarak görsek de ama baharla beraber bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu buradan bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. Ben Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. 2019 yılının son dilimine doğru, yani Ekim-Kasım aylarına doğru normalde yağmur yağması gerekirken beklentimiz o yönde olmasına rağmen yağmurlar yağmamıştı. Ama bu yağmurların yağmaması acaba tereddütlerimizi artırmaya başlamıştı. Yani sularla ilgili sıkıntı mı çekeceğiz diye. Ama bugün görüyoruz ki kar yağışı devam ediyor. Bu bir bereket, büyük bir nimet olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Rabbim inşallah buradan kazançlı çıkmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Buradan hemşerilerime şunu ifade etmem gerekir ki bizi anlayışlarından dolayı, anlayışla karşılasınlar, anlayışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda ara sokaklara belki ulaşım açısından sıkıntılarımız olsa da bunu kar yağışı durduktan sonra bunu hızlı bir şekilde tüm sokaklarımızı açacağımızı ifade etmek isterim. Ama buradan şunu da belirtmem gerekir ki eğer vatandaşlarımızdan evinde kömür sıkıntısı çeken, yine burada odun sıkıntısı çeken herhangi bir ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın, yine Suriyeli misafirlerimizin böyle bir talep olursa mutlaka belediyemizle irtibata geçmelerini özellikle hasreten istirham ediyorum. Bizler hazırız. Ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 7 iş makinası, yaklaşık 20 araçlarda çalışan personel, zabıta ekiplerimiz yine sokaklarda cadde sokakları, kaldırımları temizleyen 20 personelimizle beraber bütün ekiplerimiz çalışmalarımıza devam ediyor. Tek temennimiz vatandaşlarımızın, tek dileğimiz, tek arzumuz huzurlu bir şekilde evlerine ulaşmaları. Ve şunlarda, buradan şunu ifade etmem gerekir ki vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkları müddetçe özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, evlerinden çıkmamalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum. İnşallah bu yağış akşam saatlerinde, gece ilerleyen saatlerde yine normal durağına geçecek. Hava tahmin raporlarını birebir takip ediyoruz. Ve tüm ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bizler hazırız. Kriz masamız çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.